Mühürlü Zarf kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kanalımızda gerçek hayattan alınmış ve kurgulanmış gerilim ve korku hikayeleri yayınlanmaktadır. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dinleyeceğiniz bu hikaye kanalımıza gönderilmiş ve Mühürlü Zarf kanalı ekibi tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Kendilerine ve sizlere teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. İşten yorgun argın eve geldim. Heyecanla yeni aldığım kitabı okumaya başlamıştım ki telefonumun çalmasıyla irkildim. Arayan arkadaşım Gülhan'dı. Gülhan doğum yapmak için gün sayıyordu. Fakat telefondaki Gülhan'ın eşi Ömer'di. Gülhan'ın sancıları artmış ve acilen hastaneye getirmiş. Apar topar gittim hastaneye. Erken doğum için derhal ameliyata almışlar. Ben bekleme salonuna geçip dua ederken Ömer de telefonla birilerini arıyordu. Ailesi başka bir şehirde yaşıyordu Ömer'in. Gülhan'ınsa kimi kimsesi yoktu. Bekleme salonunda epey vakit geçmişti. Oradaki bankoda bekleyen hemşirenin yanına gidip namaz kılabileceğim bayanlara mahsus mescit gibi bir yer olup olmadığını sordum. Bana alt katta bir mescit olduğunu söyledi. Ömer'e haber verdim ve mescide gitmek için alt kata indim. Niyetim 2 rekat hacet namazı kılarak doğumun hayırlı geçmesi için Rabbime dua etmekti. Mescit alt kat koridorunun sonunda tam köşeyi dönmeden önceki son odaydı. Sonradan öğrendim ki köşeyi döner dönmez ilk kapı morgmuş. Namazım bitti ve çıktım mescitten. Koridordaki lambalardan her dördünden 3'ü yanmıyor. Yani bir lamba yanıyor, diğer 3'ünde ya lamba yok ya da ışık. Şaşkınlıkla yanlış yere dönmüşüm. Sol tarafa döndüm ve ilk kapı gözüme ilişti. Morgların o meşhur çift kanatlı metal, ortasında gözetlemek için yuvarlak bölümleri olan kapı. Kapıya yanaşmadan olduğum yerde parmaklarımın üzerinde yükselip içeri doğru baktım. Tam o anda kulağıma çok uzaklardan geliyormuş gibi ağıt sesleri gelmeye başladı. Tiz bir şekilde ve derinden gelen kalabalık bir ağıt sesi. Morgun tam ortasında sedye veya masa gibi bir şeyin üzerinde beyaz kefene sarılı biri yatıyor. Olduğum yerden kadın mı yoksa erkek mi olduğunu anlayamıyorum. Sadece ayaklarını görebiliyorum. 2 baş parmağı birbirine bağlanmış. Tam o esnada o yuvarlak gözetleme penceresinin alt tarafında siyah kafalar belirdi. Boyları kısa olmalı ki cam hizasından gözükmüyor. Bu kara kafalar hızla camın önünden geçip duruyorlar. İleri gitseler, yani mevtanın yanına gitseler, açık genişlediği için yüzlerini olsun görebilirim. Ama gitmiyorlar. Sağa sola koşturup duruyorlar. Aniden biri sanki kapıya tekme attı. O güm sesiyle irkildim ve mescide doğru koşmaya başladım. O panikle sanki biri arkanızdan kovalıyormuş gibi hissediyorsunuz. Kendimi mescidin içine resmen attım. En sondaki duvara gidip raftan bir tane Kur'an-ı Kerim aldım ve okumaya başladım. Her satır bitiminde gözüm kapıya kayıyor korkudan. Fakat birkaç sayfa sonra rahatladım ve korkumu yendim şükür. Hatta kalbime öyle bir ferahlık ve güven geldi ki gidip o meftanın yanında koşuşturan karartıların ne olduğuna bakmaya karar verdim. Ne de olsa elinde sonunda biz de oraya gideceğiz. Ayağa kalkıp Kur'an-ı Kerim'i rafa koydum ki aniden telefonum çaldı. Korktuğumdan değil, beklemediğim anda boşluğuma geldiği için irkildim aniden. Arayan Ömer'di. Merak etmiş beni.
geliyorum deyip kapattığım anda kapının kolu aşağı doğru yavaşça inmeye başladı. Fakat tekrar yukarı çıkmadı. Yani biri kapı kolunu aşağıda tutuyor. Gözümü bile kırpmadan kola bakıyorum. Fakat öylece kaldı. Resmen içeride tıkılı kaldım. Kendi kendime Allah'ın evindesin ve asıl korkması gereken o diye bağırarak Rabbime sığındım. Yüksek sesle salavat getirip kapıya yöneldim ki kol serbest kaldı. Yine yüksek bir sesle Besmele-i Şerif çektikten sonra açtım kapıyı. Birkaç saniye öylece bekleyip etrafı dinledim ama çıt yoktu. Derin bir nefes aldıktan sonra morga doğru yöneldim ki ağız sesleri yine gelmeye başladı. Fakat bu sefer daha yüksek bir ses tonuyla ve giderek de artıyor. Sesli şekilde salavat getirerek ilerledim ve tam köşeden dönmek üzereydim ki morgun önündeki ve içindeki ışıkların sönmüş olduğunu fark ettim. Bu ya bir uyarı, ya bir işaret, ya da bir tuzaktı tahminen. Bunu görünce girmekten vazgeçip geri döndüm ve yine sesli biçimde salavat getirerek merdivenlere doğru yürümeye başladım. O an başka bir gariplik fark ettim. Vakit gece yarısını geçtiği için, hadi diyelim ki insanlar bu sebeple yoklar, peki ya çalışanlar nerede? Neden bir Allah'ın kulu gelip gitmez? Hiç mi bir çalışanın işi düşüp de gelmez? Ya morg görevlisi, temizlik işçileri? Aklımdan geçen bu sorular yine korkuya kapılmama sebep oldu. Parantez içinde bir şey söylemek istiyorum. İşte cinlerin hesap gününde Rabbimize söyleyecekleri mazeret bu. Bizler sadece vesvese ve evham vermeye muktedirdik. Dinlemeseydiniz. Sanırım o mazeretin yeri burası. Bu sorular aklıma gelir gelmez yine korkuya kapıldım. Her neyse, merdivenlere doğru yaklaştıkça tam basamakların üzerinde bir karartı beliriyor. Acaba biri sedye veya dolap falan mı koymuş diye düşündüm. Yaklaştıkça daha da netleşti o karanlık figür. Birdenbire koridorun tüm ışıkları sönüverdi. Çok geçmeden tekrar geldi. Fakat bu sefer öncekinden daha loş. Basamaklara doğru birkaç lamba daha sönmüş o esnada. Yaklaştım, yaklaştım, daha yaklaştım ki aniden sanki bir buz odasına girmişçesine üşüdüm. 3 metreye yakın boyu olan mahluk bütün heybet ve ihtişamıyla karşımda duruyor. Merdivenlerden yukarı çıkıyormuş gibi pozisyon almış. Üzerindeki o toprak grisi kül rengi pelerin benzeri şey yere kadar değiyor. Elleri o kadar uzun ki normal bir insanın elini yana bıraktığında cep hizasında olur ya, varlığın elleri neredeyse diz kapağına kadar iniyordu. Üzerinde çarşafın üzerine pelerin benzeri bir şey var. Kıyafet kolundan aşağı, dirseğinin birazcık daha aşağısına kadar kapatıyordu. Oradan aşağısı siyahla mor arası garip bir renk ve parmaklar. Uzun, çok uzun parmaklar ve neredeyse iğne ucu gibi sipsivri tırnakları var. Varlık tam 4 ya da 5 metre önümde duruyor ve inanılmaz derecede pis kokuyordu. Hızlı nefes alıp verişi kulaklarımda çınlıyor. Korkunç bir hırıltı ses çıkararak nefes alıyor. Aynen korku filmlerinde hani bir zombi bir insana yaklaşırken korkunç bir hırıltı çıkartır ya, aynen öyle sesler çıkarttığına yemin edebilirim. Aslında varlık hırlamıyor. Yani çok sonra araştırıp öğrendim ki nefes alma şekilleri öyleymiş. Merdivenlerden yukarı çıkacakmış gibi duran varlığı bir süre başından ayaklarına kadar süzdüm. Adeta kilitlenip kaldım. Kımıldayamıyorum. Bu esnada bildiğim tüm duaları en az 3-4 kez okumuşumdur peş peşe. İfrit ise öylece önümde yukarı bakar vaziyette duruyor ve arada bir hızlı hızlı titriyor. Yavaş hareketlerle omzunun üzerinden kafasını bana doğru çeviriyordu ki suratının kıllarla kaplı olduğunu gördüm ve korkudan çığlık attım istemsizce. Çığlıkla birlikte sanki çözülmüşçesine kendime geldim. Yaratık bana doğru dönerken yüz yüze gelmekten korktuğum için arkama döndüm. Mescide kaçmak var aklımda ama dönmez olaydım. Arkamda merdivenlerin başladığı basamakta bir sürü ufak ufak gölge veya duman misali varlık var.
Oradan oraya rüzgar gibi hızla gidip geliyorlar ve sürekli vıcır vıcır sesler çıkartıyorlar. Ve hepsi inanılmaz derecede pis bir koku yayıyor etrafa. Öyle iğrenç bir koku ki bu, neredeyse genzimin yanmasından gözlerimden yaş gelecek. Karar vermem lazım normalde. Ama yukarıdaki varlığın cüssesi ve o görüntüsü beni öyle korkuttu ki onun yanından geçip hemen arkasındaki kapıyı açıp da doğumhanenin olduğu koridora geçip kurtulmak yerine arkamda vıcır vıcır çığlıklar atan 1.30-1.40 boyundaki gölge misali varlıkların arasından geçip doğru mescide koşmaya başladım. Bir yandan mescide doğru var gücümle koşuyor, bir yandan da yüksek sesle salavat-ı şefriye getiriyordum. Daha mescidin olduğu koridora dönmeden yukarıdaki kapının açıldığını duydum ve Ömer bana seslendi. Ömer seslendikten sonra iki yanımdan çok şiddetli rüzgar eser gibi oldu. Öyle şiddetliydi ki bu rüzgar neredeyse beni yere düşürecekti. Ömer arkamdan tekrar bağırınca durup arkama baktım ve Ömer'in o şaşkın bakışlarıyla göz göze geldim. Dilim tutulmuş, kekelemeye başladım ve aniden hıçkırıklara boğulup ağlamaya başladım. Ömer, ne oldu? Neden telefonlarıma cevap vermedin? Tam bir saattir seni arıyorum. Neredeydin? Niye ağlıyorsun? Niye koşuyorsun? Niye koşuyorsun? Biri bir şey mi dedi? Sorular, sorular. Allah aşkına gidelim şuradan. Hepsini anlatacağım. Yeter ki çıkar beni buradan, diyebildim sadece. Ömer'in yanında dua okuya okuya çıktım yukarı. Nasıl olduğunu hala anlayamadım ama tüm yaşadıklarım en fazla 5 ya da 6 dakika sürmüştür. Hadi diyelim ki 2 rekat namaz, morg girişinde oyalanmam, merdivenlerde ifriti süzmem falan olsa olsa en fazla 10 ya da 15 dakika sürsün. Hadi diyelim ki öyle oldu. Ömer neredeyse 1 saati aşkındır burada olduğunu söyledi. Yarım saat abdest alıp namaz kılmamın süreceğini düşünmüş. Ve sonra aramaya başlamış. Yani 1.5 saattir ortada yokmuşum. Dediğim gibi 10-15 dakika sürse geri kalan 1 saat 15 dakikaya ne oldu? Varlıkla karşılaştığımda boyut mu değişti yoksa beni kendi boyutlarına mı götürdü? Nasıl olduğunu hiçbir zaman anlayamadım. 10-15 dakikalık zaman dilimi nasıl oldu da bizim zamanımızla 1.5 saat sürdü? İfritle karşılaştığım o 8-10 dakikalık zaman diliminde yaşadıklarım ve hissettiklerim hiçbir zaman aklımdan çıkmadı, çıkmıyor. O şerli pisliğin suratı aklıma geldikçe hala irkiliyorum ve o surata düşündüğüm günün gecesi mutlaka kabuslarla boğuşup çığlıklar atarak uyanıyorum. Allah'ım hepimizi bu pisliklerin şerrinden koruyup kollasın inşallah. Eğer sizler de yayınlanmasını istediğiniz bir hikayeye sahipseniz bizlere muhurluzarfkorku@gmail.com adresinden ulaştırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.